gerçekten mi Şimal ya? Harfi harfine böyle. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bir dakika. Civan'ın abisi bayağı kimseye haber vermeden biriyle mi evlenmiş? Yani tam olarak bilmiyorum tabii. Ama böyleydi işte. Biz de olay çıkınca apar topar çıktık geldik. İnanamıyorum ya. Kızım resmen seni istemeye geliyorlar. Aslı ya. Bir yalan nerelere kadar çıkıp geldi. Tahsin Bey de öyle isteme falan deyince ben hiçbir şey söyleyemedim. Ya ne diyecektin ki kızım? Baban olur demiş sonuçta. Ay yok ben istemiyorum gelmeyeyim mi diyecektin? Hem böyle erkenden gelmeleri belki de iyi bir şeydir. Aslı bunun nesi iyi? Bana bir anlatır mısın? Babam tamam derse biz şu an resmi olarak evliliğe ilk adımımızı atacağız. Sen farkında mısın bunu? Evleneceğim ayağına beni kafaladığını düşünüyor biliyor musun? Abi görsen var ya öyle temiz yüzü öyle saf ki. Babam bayıldı mesela. Yani tertemiz. Melek gibi. Bazen ben bile diyorum ki oğlum diyorum ya bir insan nasıl bu kadar saf olabilir? Sonra diyorum ki Civan Efendi asıl saf olan sen misin de haberin yokmuş. Hiçbir şeyden haberi yok garibimin. Yüzüne bakarken bile utanıyorum Aslı. Ha, kendimi dolandırıcı gibi hissediyorum. Nereye kadar devam eder ki bu oyun? Tam bir dolandırıcı. Kurmuşlar tezgahı, öyle yürütüyorlar gemilerini. E benim de hafıza gidince tabii. Yani yavru, idare edeceksin biraz. Ya buraya kadar gelmiş işe çomak sokmak olmaz. Ya bunlar konuştuk seninle. Ya babanlar hep burada kalacak değiller ya. Mezuniyete kadar idare et, sonra sen sağ, ben selamet. Bilmiyorum. Şimal. Bana bak, gözlerinin içine bak. Ne diyeceksin? Babamlar dönene kadar. Babam şirketi bunu devrilinceye kadar idare edeceğiz durumu. Ama sonra bütün bu yalanlar bitecek. Çıkacağım karşısına. Diyeceğim ki... Ne de sen haklısın. Ama mecburdum, beni affet. Seni gitti küçük dolandırıcı. İnan ben de böyle olsun istemezdim. Niyetim seni dolandırmak değildi. Derdin para değil mi? Derdin para. İnan tek derdim babamlara yalancı çıkmamaktı. Ne oldu? Bak. Maymun gözünü açtı. Her şeyi hatırlıyorum. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Hafızan gitti diye seni böyle bir oyunun içine çekmem hataydı. Kabul. Ama artık oyun falan yok. Bitti diyeceğim. İşte bu. İşte bu kadar ya. Bitti. İşte budur kızım ya. Evet. Bak hala uyuyorlar bak. Haydi herkes uyansın. Haydi çabuk. Tembellere bak tembellere. Bu ne uykusuymuş ya böyle? Akşam yatmasını bilmiyorlar, sabah kalkmasını bilmiyorlar. Üf, üf. Şu perdelerin haline bak. Ay. Abla, sabah sabah ne yapıyorsun ya? Oo, günaydın Şimal Hanımcığım. Ne yapıyorsun umar kız? Akşam sanki beni istemeye geliyorlar. Alo alo en son ben geldiğimde temizlenmiş bu ev Şimal. Öyle bir iki saate bitmez. Kız ne bakıyorsunuz aval aval? Gidin suratınıza bir su mu çarpın? Gelin bir işin ucundan tutun haydi. Emine abla bir kahvaltı yapsaydık ya. Ay yaparsınız canımın içi yaparsınız. Şu işler bir hafiflesin. Haydi Şimal haydi. Ha babam. Siz de girin bir şeyler atıştırın mutfakta. Daha alışverişe gidilecek. Miraç al ablacığım liste. Bunları hallediverin. Abla bunlar yetecek mi ya? Ordu'ya yemek mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Geç dalganı sen geç. Görmedin sanki insanlar nasıl ağırladılar bizi. Altta mı kalalım Miraç? Ha? Hadi ablacığım. Haydi dikilmeyin babam haydi. Hadi oğlum gel dışarıda sinitiriz. Abi ya milletin kızları nişanlanacağı zaman spalara kuaförlere koşar kankalarıyla. Biz burada temizlik yapıyoruz. Ah ah şansa bak. Onların elleri manikür tasında bizimki temizlik kovasında. Aslı bana bak nişan nişan deyip durma. Zaten gerginim. E yüzük takmıyor musunuz kızım? Nişan demeyeyim de ne diyeyim? Sen de bir an önce kabul etsen iyi olur yani. Of of. Gitsin gitsin dedikçe dallanıp budaklanıyor. Hata mı ettim ben Aslı ya? En başından hiç girmeyecektik biz bu işe. Şimal bana bak. Bugün bunları düşünmüyoruz. Ya ileride çok gülüp eğleneceğiz kızım bunlara. Azıcık tadını çıkarsana. Hanımlar. Diliniz çalışacağına azıcık eliniz çalışsın. Daha halıları silkeleyin.
geleceğiz. Haydi. Tamam abla, tamam. Daha iyi temizlenin. Haydi çırpın. Haydi çırpın. Sizin de kolunuzda hiç güç yokmuş. Çevre kontrolü yap. Kırf! Yatışımar! Ay yuh kızım ya. Aşkım, kapıdayım. Hadi, yüzük bakmaya gideceğiz ya. Erken çıkar biraz takılırız diye düşündüm ha. Tamam. Sen gelmeseydin ben gelirdim. Olur mu şöyle şey? Ben sözlümü otobüslerde süründürmeyeyim hiç. Hadi, bekliyorum. Çok arayacaksın bu telefonu. Senden de intikam alacağım ama biraz sıranı bekleyeceksin. Ne kadar da yakışıklı görünüyor. Çiçek dağılmış. Günaydın aşkım. Şimal! Şimal! Nasılsın? İyiyim. Sen? İyiyim. Selam enişte. Merhaba. Hadi gidelim mi? Konuşacaktım ben seninle. Kızım hadi. Çoğu zinciri berbat edeceksin. Ne yapıyorsun? Hadi. Bilmeyecek misin? Biz nereye gideceğiz ki yüzük almaya? Nereden alacağız yani? Canım hadi sen bin şuraya. Geç kalmayın siz. Ben markete gideceğim. Şimal. Şimal bekle. Ne Şimal ya, ne Şimal? Ya lütfen, lütfen sadece konuşacağım. Ya ne yüzle konuşacaksın ya, yüzsüz. Ben yüzsüz. Ne oluyor? Nereye gidiyor bu herifle birlikte? Şimal bekle. O herif dediğin kızın sözcüsü bir kere, tamam mı? Neden geldik buraya? Kaza buralarda oldu ya. Buralarda dolanıp sohbet edersek belki hafızam yerine gelir diye düşündüm. Ne dersin? Sana yüzük bakmaya gitmeden önce biraz hafıza tazelemeye ne dersin? Aşkım. Hadi. Hadi gel. Civan Saydam'la sözlenmek kolay mı? Önce biraz eğlenelim bakalım Şimal Hanım. Anlat bakalım. Neyi? Neyi? İki aklı başında insan nasıl oldu da bu çukura düştük onu. Şimdi sen bana evlenme teklifi ettin. Sonra biz çıktık. Yürüyorduk. Görmemişiz. Düşüverdik. 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 Yani aşk gözümüzü kör etti.
Biz de hiçbir şey görmeyip çukura mı düştük yani? Pardon. Açma bakalım sen Civan Bey. Telefonu açmayınca nikah düşmüyor, tamam mı? Telefonumu açmayabilirsin ama nikahımızı ne yapacaksın? Ya biraz oyuna mı gitsen acaba Nazlı? Ben onun huyuna gitme kutum beni böyle bir 10. terk edişinde falan doldurdum demekçim maalesef. Artık öyle karşısında beni bırakırsan ölürüm diye yalvaran bir kadın yok artık, tamam mı? Tamam canım, tamam da ne yapabileceksin ki sonuçta? O bir daha açmasın. O zaman görür işte. Sen daha arkadaşını tanıyamamışsın demekçim. Ya ben hatırlayamadım ya. Gerçekten hatırlayamadım. Şey mi yapsak? Sana evlenme teklif ettiğim yeri görsem acaba hatırlar mıyım bir şeyleri ha? Evlenme teklif ettiğin yer? Evlenme teklif ettiğim yer. Buraya yürüyerek geldiğimize göre yakınlarda bir yerde olmalı. Kafe değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ben sana kafede evlenme teklif ettim. Evet. Kafe. Nerede tam olarak şimdi bir şey? Böyle kıvrılmışsın işte küçüküm. Bakalım pes edip doğruyu söyleyecek misin yoksa para belasına yalanlara devam mı? Hı? Şurada, şurası. Şurası. Hı? Şurası. Ben sana bu kafede mi evlenme teklif ettim? Evet. Evet de niye şaşırdın ki bu kadar? İnsan sevdiği birine böyle bir yerde evlenme teklif etmez. Çok ayıp etmişim. Yok canım, ne ayıbı? Ne ayıbı? Ben seviyorum böyle yerleri diye. Seviyorsun demek. Bak şimdi daha çok merak ettim, biliyor musun orayı? Gerçekten merak edilecek bir yer değil. Yo yo, evlenme teklif ettiğim yeri görürsem belki hatırlayabilirim. Her şeyi. Şey. Ne? Yoksa hatırlamamı istemiyor musun? Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey canım? Gidelim. Hadi gidelim. Gidelim. Ne yapacağım ben şimdi ya? Allah'ım lütfen yardım et. Seni gidi dolandırırız seni. Sen böyle kıvranıp duracaksın, ben de böyle karşında zevkle izleyeceğim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ne kadar güzel duruyor yüzük. Geri ver bakayım sen onu bana. Ah. İnandırıcı olsun diye. Ne yapıyorsun? Sana evlenme teklif ettim ya. Onu canlandırmak istiyorum. Anlatır mısın bana? Ben sana nasıl evlenme teklif ettim? Bak, şimdi ben hatırlamıyorum ama sen hatırlıyorsun ya. Bana yardım et. Ne dedim mesela? Nasıl evlenme teklif ettin? Şimdi biz böyle karşılıklı oturuyorduk burada. Burada. Sıradan bir gün. Sen ayağa kalktın, benimle evlenir misin diyordun. Ben böyle bir şey yokken ayağa kalktım ve sana ben böyle dümdüz evlenme teklifi ettim. Hayır ya, ben böyle yapmamışımdır. Yapmamışımdır ya. Bir şey daha yapmışımdır. Ne yapmış olabilirim? Çiçek. Çiçek de almışsın. Çiçek. Çiçek maalesef çalışmadığım yerden. Pardon. Affedersiniz. Çok affedersiniz. Çiçeği ödünç alabilir miyim? Bir işim var. Evlenme teklif edeceğim de. Teşekkürler. Sağ olun. Ah! İşte çiçek. Çiçek de var. Ne yaptım yani? Böyle çiçeği dümdüz verip evlen ben de demedim herhalde. Bir şey yapmışımdır. Ne yapmışımdır? Diz de çökmüştün. Diz çökmek.
Çok banal ve çok klişe. Yani ben tüm bunları yaptım ve sen teklifimi kabul ettin. Eminim beni çok seviyorsun, ondandır. Biz de Cevit. Yüzük de var. Çiçek de mevcut. Sonra ne yapmış olabilirim ben? Benimle evlenir misin dedim. Ne diyeceksin? Böyle. Dümdüz. Tatsız, tuzsuz. Evlen benimle. Dememişimdir ya. Ben başka bir şey daha yapmışımdır. Ne yapmışım? Benimle evlenir misin aşkım? Benimle evlenir misin aşkım? Nerede, ne şekilde, nasıl olduğunun bir önemi yok. Sevgi yeter sanıyorsun öyle. Gözün hiçbir şey görmüyor. Sevgi yeter mi sanıyorsun? Yani şey... Sevgi yeter diyorum. Nasıl olduğunun bir önemi kalmıyor ki. Bakayım, hatırlayamadın sen. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Hadi bir dakika. Ama... Ama daha cevap bile vermedin. Vermiştim. Daha önce. Vermiştim. Cevap verdin. Şimdi ben hatırlamıyorum ya. Sen daha iyi hatırlıyorsun. Ne cevap vermiştin bana? Bana ne cevap vermiştin? Anlamadım. Evet. Pardon, duyamadım. Ne dedin? Evet. Yani bak, normalde dudak hafızası diye bir şey var biliyor musun? Böyle öpünce hatırlıyorsun ama ben hatırlayamadım. Sanki bir kez daha öpsem hatırlayacak gibiydi. Bugünlük yetsin mi bu kadar? Yetsin bugünlük bu kadar? Eve gidelim mi? Babam bekler. Gidelim. Pardon. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok makbule geçti. Devam edin. Altı taktiklerine devam. Biz niye girdik ki buraya? Yüzük bakmayacak mıydık? Evet ama öncesinde söz için biraz elbise falan bakarız diye düşündüm. Ne dersin? Hiç gerek yok ki. Var benim elbisem. Canım tabii ki var. Ben yok demedim ki. Ama buradan bir şey aldın mı sen? Ha? Ya şunlara bakar mısın? Hepsi tasarım. Hepsi marka. Uyumlu giyiniriz diye düşündüm. Ha ne dersin? Alışveriş tüm kadınların turnusol kağıdıdır Şimal Hanım. Ne kadar para gözü olduğunuzu şimdi anlayacağız. Merhabalar Civan Bey, hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Siz hep böyle mi alışveriş yapıyorsunuz? İnsana kendini özel hissettiriyor değil mi? Hadi ama Şimal, sen bir türlü alışveriş moduna geçemedin. Baksana, ne kadar güzel parçalar var orada. Ah, bak mesela bu çanta, çok güzelmiş, tasarımmış. Bakmak ister misin? Çok güzel. Bir şey diyeceğim, bir çantaya bu kadar para verilir mi ya? Yazık. Ya sen ona niye takılıyorsun? Ben hediye alıyorum sana. Bence sen de alma yani. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Bir aile bununla kaç ay geçiniyor, senin haberin var mı? E tamam, başka bir şey bakalım o zaman. Mesela şu, ha? Nasıl? Şuna bak. Bu ne? Efendim, sizin için birkaç özel koleksiyon parçası getirdim. Çok şık.
çok güzeller. Eminim sana çok yakışacak. Şivay Hanım, buyursunlar kabine. Ben mi? Buraya senin için geldiğimize göre tabii ki sen. Buyurun. Yok. Gerçi hiç gerek yok, hiç istemiyorum. Teşekkür ederim. Hadi ama. Naz yapma. Daha çok işimiz var. Hadi. Gerçekten istemiyorum. Hadi ama daha yüzük bakmaya gideceğiz. Hadi. İstemiyorum ama. Ama beni bir dinle. Hadi lütfen. Ama gerçekten. Ama naz yapıyorsun. Ama lütfen bu kadar olmaz. Çok yakışacak. İnanılmaz. Ama gerçekten. Buyurun lütfen. Buyurun. Ama. Teşekkürler. Seni çakal seni. Gören de o kadar yalanı para için söylemediğini düşünür. Çakal. Çakal. Nasıl olmuş Civan Bey? Bunu alıyoruz. Peki efendim. Yok, almıyoruz. Alıyoruz. Almıyoruz. Neden? Civan, ben böyle bir şey giyemem ki. Niye giymesin işte? Ya ben buna bir şey olacak diye oturup kalkamam. Ne bileyim yemek falan yemem üstüne dökülecek diye. Bak alırız, boşa para vermiş olursun. İnan ki. Ya sen bunu niye dert ediyorsun ki? Sen dök. Biz yine yenisini alırız. İstemiyorum diyorum ama ben. İstemiyorum diyorum. Bu kadar pahalı bir şey giymek istemiyorum ben. Ya sen parayı pulu niye dert ediyorsun ya? Ya sen bunlara takılma. Sen iste. Ben sana her şeyi alırım. Baban seni pek bir eli yağda bir eli balda yetiştirmiş. Maşallah pek bir şımarık yetiştirmiş herhalde. Yani bu kadar kolay savuruyor olduğuna göre herhalde çok kolay kazanılıyor sanıyorsun. Ya sen parayı niye dert ediyorsun? Bizim standartlarımızda yaşayacaksın diyorum sana ya. Bizim standartlarımız. Bir elin yağda bir elin balda olacak. Ayrıca her kız böyle elbisesi olsun ister. Allah Allah, her kız böyle elbisesi mi olsun ister? İster tabii. Bana söyle artık, itiraf. Evet, istiyorum da bunu alalım ya. İstiyorum da çekil ve bana söyle, istiyorum da ya. Bana bak arkadaşım. Bak bak şuradaki askılar bak. Bak onlara seni asarım. Yemin ediyorum gösteririm sana itiraf ettirmek neymiş ya. Allah Allah. İstemiyorum diyorum, anlamıyor musun? İstemiyorum. Ay. O zaman ben çıkarayım. Ne oldu şimdi ya? Ne oldu? Aklı sıra kendini düğüne kadar garanti altına almaya çalışıyor. Masum melek numaralarına devam. Yer miyim ben bunu be? Öküz. Öküz, bildiğin süzme öküz. Ya ben istemiyorum diyorum sana. Nesini anlamıyorsun da beni o hanımefendi çizgimden çıkarıyorsun acaba? Hah, nesini anlamıyorsun? Öküz. Ay yani ben tamam desem. Şu kadar elbiseye dünyanın parasını verecek. Görgüsüz. İşte görgüsüz, işte görgüsüz. Ha bir kere ben kabul etsem. Bak bu elbise beni kabul etmez ki. Benim bu fakir bünyede ne işim var diye feryat eder zavallıcık. Öküz işte. Öküz, öküz. Civan Bey. Bunlar Zarife işinize layık en nadide tasarımlarımız. Hanımefendi hangisini beğendiniz? Şunu. Efendim, bu en nadide parçalarımızdan. Sadece sizde olacak. Hiç kimseyle pişti olma ihtimali bile yok. Hatta bunun kolyesi de var. Bakın. Zarif boynunuza çok yakışacak. Yine aynı kalitede çok nadide bir parçam daha var sizin için. Sen en zıttın. Bence buradan olmayalım. Niye? Ne oldu ki? Adamı hiç gözüm tutmadı.
Alt tarafı sözsüz diye alacağız ya. Adam utanmasa kaşık çeymesini satacak. Ya olur mu hiç? Kaç kere evleneceğiz ya? Ömrü hayatında bir kere yaşayacağım bir şey bu. En iyisi olmalı. En güzel olmalı. Bak mesela şu. Bak. Aa, güzelliğe bak. Gel bakayım. Bak şöyle. Nasıl? Çok güzel olmadı mı? Beğendin mi? Tek kelimeyle muhteşem. Bir kolye bir kadına bugüne kadar ancak bu denli yakışmış olsun. Hiç sanmıyorum. Civan Bey, gerçekten sizi tebrik ederim. Müstakbel eşiniz çok zevkliymiş. Onun küpe... Pardon, geliyorum. Odam bizi kıskanmaya çalışıyor diyorum sana. Ya şuradan bir söz yüzüğü alıp çıkıp gidelim buradan. Yoksa ben bu adamı döveceğim ha. Sakin ol. Tamam, hadi gel. Evet. Biz bunu alıyoruz. Şunu. Efendim, bu olmaz. Bu olmaz sizin için. Çok nadir parçalarımız var. Niye olmasın canım? Bırakır mısınız? Efendim, bu hayatta olmaz. Yani koskoca saydamların gelinine bu küçücük parça... Yok yok, hayatta olmaz. Olur olur, biz bunu beğendik. Olmaz. Olur. Olmaz efendim. Bırakır mısınız? Ben bunu beğendim diyorum. Bunu istiyorum ya. Anladınız mı? Peki efendim.